Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere benim yıllardır yaptığım çok eski tariflerimden olan muhallebili nefis bir tart kek tarifi vermek istiyorum. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle muhteşem bir tarif. Nasıl yapıyorum? Hemen tarifime geçelim. Öncelikle keki için oda sıcaklığında beklemiş olan 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1,5 çay bardağı toz şeker ilave edelim. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim küçük çay bardaklarından. Mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu ikiliyi çırpalım. Tam da bu kıvama gelmesi gerekiyor. Şimdi üzerine sıvı malzemelerimi ilave edebilirim. Yine 100 milimlik bardak ölçüsüyle 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdıktan sonra son olarak artık kuru malzemelerimi ilave edeceğim. Kuru malzemeleri mutlaka eleyerek ilave edelim. Bu şekilde kekiniz daha yumuşacık olacak ve çok güzel bir şekilde de kabaracak. 2 çay bardağı un ilave ettim ve 2 yemek kaşığı dolusu da kakao ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilini ekledikten sonra bu malzemeleri eleyerek kek harcıma ilave ediyorum. Mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırdıktan sonra düşük devirde çalıştırarak kek harcına bu kuru malzemeleri yediriyorum. Çok fazla yüksek devirde çalıştırmayalım. Yumurtanın o kabarıklığı sönmesi. Kekimizin kıvamı da bu şekilde. Artık kalıba boşaltabilirim. Kalıbımı daha önceden yağlamıştım. Katı yağ ile mutlaka her yerini yağlayalım. Sonrasında hazırlamış olduğumuz kek harcını kalıba boşaltalım. Bu arada fırını da 180 dereceye getirelim. Fanlı fırında 15 dakika kadar kekimizi pişmeye bırakacağız. Mutlaka önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor. Kalıbımı şöyle yere hafif hafif vurduktan sonra artık fırına vermek için hazır. 15 dakikaya ayarladım ve 15 dakika sonra artık kekim pişmiş olacak. Kekim fırında pişerken ben de üzerinin muhallebisini hazırlıyorum. 2 su bardağı sütü uygun bir kabın içerisine alalım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Kaşıklar gördüğünüz gibi kesinlikle tepeleme dolu dolu değil arkadaşlar. Eğer çok fazla doldurursanız e, muhallebinizin kıvamı çok katı olacaktır. Neredeyse silme 3 yemek kaşığı e, un ilave ettim. Ocağın üzerine almadan güzelce karıştıralım. Sonrasında ocağın üzerine alarak karıştırmayı hiç bırakmadan bu muhallebiyi pişirelim karıştırmayı bırakırsanız dibine tutacaktır ve içinde topaklanmalar oluşacaktır. Gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı ve hafif hafif göz göz olmaya başladı. Şimdi üzerine bir yemek kaşığına yakın tereyağı ekliyorum. Bir paket de vanilin ekledim. Ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Tereyağının erimesini sağlıyorum. Bu arada ocağın altında kapatıyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Bu muhallebiyi mutlaka ara ara karıştırıp üzerinin kabuk tutmamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Eğer bu şekilde kenara alırsanız kas katı bir muhallebi olacaktır. O yüzden mutlaka karıştıralım. Güzel akıcı bir kıvamı olsun. Bu arada kekim 15 dakikada çok güzel bir şekilde kabardı ve pişti. Şimdi fırından alacağım. 5 dakika dinlendirdikten sonra hemen servis tabağıma ters çevireceğim. Direkt fırından alır almaz kesinlikle çevirmeyelim. Aksi takdirde kalaba yapışabilir. 5 dakika boyunca dinlendirmiş olduğum kekimi servis tabağına ters çevirdim. Kekim şu an hafif sıcak. Ben biraz sütlü ıslatacağım. Yarım su bardağı soğuk süt kullandım. Eğer bu şekilde ıslatırsanız keki kesinlikle kuru olmuyor. Öyle her yerine gelecek şekilde soğuk sütü gezdirelim. Bu arada kremamı da sürekli karıştırarak tamamen soğuttum. Kekim de bu arada soğudu. Dediğim gibi kremayı sürekli bu şekilde karıştırırsanız sizin kremanız da böyle akıcı bir kıvamda olacaktır. Hazırlamış olduğum bu kremanın bir kısmını ayırdım. Hepsini döktüğünüz zaman çok aşırı fazla gelebiliyor. Küçük bir kase ayırdıktan sonra kalınlığı bu orta kısma boşaltabilirsiniz. Üzerine bir spatula yardımıyla düzelttikten sonra artık süsleme kısmına geçeceğim. Sizler dilediğiniz şekilde tabii ki üzerini süsleyebilirsiniz. Ben böyle bir dekor çikolata sos kullanacağım. Öncelikle en kenar kısmı şöyle bir çizgi çekiyorum. Sonrasında şöyle iki parmak aralığında bir tane daha ve bu şekilde böyle yuvarlak şekiller oluşturuyorum. Bir çöp şiş yardımıyla ya da bir kürdan yardımıyla böyle dıştan içe doğru böyle üçgen şekilde çiziyorum ve bu şekilde görüntüsü inanılmaz güzel oluyor. Bu sadece fikir amaçlıdır. Sizler dilediğiniz şekilde e, üzerine süsleyebilirsiniz. Orta kısımlarına da e, çikolatalı drajeler kullandım. Dediğim gibi sizler dilediğiniz şekilde e, süsleyebilirsiniz. Bence bu şekilde çok güzel oldu. Videonun başında da söylediğim gibi benim e, çok eski bir tarifim bu. Nefsi Yemek Tarifleri sitesinde de 85 bin kişinin defterine kaydettiği ve binlerce kişinin deneyip fotoğraflarını gönderdiği bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Orada kekimizi yaklaşık 1 saat boyunca buzdolabında mutlaka dinlendirelim. Sonrasında dilimleyerek afiyetle tüketebilirsiniz. Ben kekimi yaklaşık 1 saat boyunca dolapta dinlendirdim. Ve hemen bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem keki hem üzerindeki hazırlamış olduğumuz muhallebisi tam kıvamında çok güzel. İnanın keki pamuk gibi yumuşacık. Mutlaka e, deneyin diyorum arkadaşlar. E, lezzeti böyle tiramisuya da çok benziyor. E, eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.